AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, pandemiyle mücadelenin sürdüğünü, ülke ve Kütahya'da vaka sayılarının düşmeye başladığını söyledi. Pandemiyle ilgili de şu son kısıtlamalarla birlikte tüm dünyada belki hızlanıyor ama Türkiye'mizde durum daha iyiye doğru gidiyor. Çünkü biz de vaka sayılarını takip ediyoruz özellikle Kütahya'mızda. Şu anda ciddi manada bir düşüş gerçekleşmiş durumda. Zira Sağlık İl Müdürlüğü ile görüşmelerimizde bir süre neredeyse yoğun bakımlarımızda ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı. Hatta buna istinaden üniversitemizin içerisinde 36 kişilik bir yoğun bakım yatağı daha oluşturmuştuk. Şükürler olsun onlar tedbir amaçlı hala orada şu anda boş olarak bekletiliyorlar. Fakat hastanelerimizde de yoğun bakım yataklarımız dolu değil şu anda. 2020 yılını değerlendiren Başkan Ceyhun, göreve başladığı günden bu yana yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Amacımız Kütahya'nın gerçekten gelişmesine ciddi manada katkı sağlamak. Bizler hizmet üretmek için bir başkanlık süreci yaşayacağımızı, bununla ilgili çabalarımızın olacağını orada belirtmiştik. Ve başlar başlamaz hızlı bir şekilde bakanlık ziyaretlerine, gerekli kurum ziyaretlerine, Ankara ile temasın hızlanmasına birazcık özen göstermeye başladık. Tüm milletvekillerimizle birlikte, bürokrasimizde gerekli ilgililerle birlikte gerekli girişimlerde bulunduk. Sağlık alanındaki yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor. Kütahya'da şu anda şehir hastanemiz gelen geçen mutlaka görüyordur. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte onlar da durmadılar. Çalışmalarını devam ettirdiler. İnşallah önümüzdeki senenin sonuna doğru da şehir hastanemiz tamamlanmasını bekliyoruz. Yine aynı şekilde Yoncalı'da fizik tedavi hastanemizle ilgili hızlı bir çalışma devam ediyor. Orada da inşallah önümüzdeki senenin ortalarında bir açılış planlıyoruz. Tabii şartlar uygun giderse pandemi koşulları ne göstereceğini bilmeden söylüyoruz bunları. Yine orada da hızlı bir şey çalışmamız devam ediyor. Aynı şekilde bizler sağlık yatırımlarıyla ilgili çok ciddi müjdeler de verdik arada. Örneğin Domaniç Devlet Hastanesi 10 yataklı. Şu anda orası da ihalesi bitti ve çalışmalara başlandı. Yollarla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Ceyhun bu konuda eleştirilere cevap verdi. Muhalefetin söylediği gibi yollar durmuş değil. Hepsi çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Hatta gece gündüz çalışıyorlar. Gece ziyaretlerim de oldu. Simav yolunda, Abide yolunda şu anda çok hızlı bir çalışma var. Yolun bir kısmının büyük bir kısmı tamamlanmış. Diğer kısmı servis yolundan devam ettiriyorlar. Fakat gerçekten o çalışmaları görüp yerinde görmek lazım. Boşu boşuna muhalefet etmemek lazım. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde geçen hafta paylaşımını yaptığımız biliyorsunuz Domaniç'ten başlayan işte biraz önce söylediğim Domaniç Tavşanlı yolu ihaleye çıkacak. Ama sonrasında Tavşanlı çevre yolda dahil olmak üzere tamamlanmış durumda. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili yatırımların sürdüğünü, ilçelerde de hızlı bir istihdamın yaşandığını söyledi. Zafer OSB'miz Kütahya'mızın geleceğidir. Kesinlikle bundan eminiz. Yine burada birinci OSB'miz doldu ama gelişme alanları devam ediyor. İkinci OSB ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Fakat şunu söylemek lazım. Kütahya'da şu anda tüm OSB'lerle ilgili, gerek Tavşanlı ki Tavşanlı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yine Geliz aynı şekilde. Buralarda hızlı bir fabrikalaşma var, hızlı bir istihdam sağlama var. O yüzden Kütahya fabrika gelmiyor demek biraz insafsızlık olur. Turizm Master Planı'ndan bahseden Ceyhun, Kütahya'nın turizm potansiyelini değerlendirme konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti. Gerek Frik Vadisi, gerekse Ayız Onay'ı, yine Murat Dağı Kayak Merkezi, Ilıca, bir gidip görmenizi isterim, Ilıca'da da hamamlar tamamlanmak üzere. Yine Simav'daki faaliyetlerimiz, aynı şekilde Esire'de geçen hafta itibariyle inşallah özel idare imkanlarımızla, birlik imkanlarımızla bir hamam yapılmasına kararlaştırıldı. Hatta orada bir gidip görmenizi isterim. Bir eski Roma hamamı var, taş hamam diyorlar. İnşallah onunla ilgili de bir proje hazırlanıyor. Yine Göbel'de belediyemizin imkanlarıyla bir otel tamamlanmak üzere. Aynı şekilde yine özel idare imkanlarıyla Domaniç tarafında da bir tesis yapıldı. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Yine geçenlerde müjdesini verdiğimiz Sofça bölgesinde hemen Kütahya girişte büyük bir karşılama merkezi oluşturuyoruz. Bununla ilgili de ihale çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada Kütahya'mıza yol ticaret açısından hem de gelen vatandaşlarımızın Kütahya'yı tanıması adına güzel bir merkez olacak. Orası da onunla ilgili planlama çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah Kütahya Çinlisi'nin ve diğer değerlerin aynı anda görebilecekleri bir turizm karşılama merkezi olmuş olacak. Stadyum çalışması hakkında da bilgiler veren Ceyhun, çalışmalar bittiğinde stadın 7525 koltuk kapasitesine ulaşacağını dile getirdi. Özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte biliyorsunuz stadyum çalışmalarımız devam ediyor. Stadyumun ikili kısmı tamamlanmıştı. Şu anda protokol tribünü genişletiliyor. Etraftaki boş kalan kısımlarda tamamlanarak inşallah 7525 koltuk kapasitesine ulaşacağız.
Hatta o koltukları saymazsak ayakta belki izleyicilerle birlikte 10 bine yakın bir kapasite oluşturulmuş olacak inşallah.